Hadi bakalım küçükler. Tatlı rüyalar. Yumuş canlarım benim. Kalktınız mı tembel tenekeler? Hadi gidin yürüyün. Masanın üstüne yağlı ekmek var, sıkımlanın. Sonra da doğru okula. Kız yürü. Yürü be. Hey! Babanız olacak Sünepe. Yatılı okulu ayarlayamadı ki sizden kurtulaydım. Allah'tan Makbuş'u şu ucuz bakım evine aldılar da rahat ettim. Oh! Peki dedem nerede? Cehennemin dibinde. O bunakta huzur evinde. Nerede olacak? Salak salak bakma kız. Ye ekmeğini hadi. Sonra beni aç bıraktın diye mızıldanma. Bana bakın. Odanızda tek bir dağınıklık istemiyorum. Yataklar yapıldı mı? Yapın! Kıyafetlerinizi, defterlerinizi, kitaplarınızı oraya buraya atmayın. Hizmetçiniz yok sizin! Geri! Geri dedim! Ama biz açız, kahvaltı istiyoruz. Zakkama kökünü! Bak hala sallanıyorlar. Çıkıp hazırlansanıza kız! Okuldan kaytarmak için her şey yaparsınız. Koyun gibi bakma kız! Yürüyün! Ay. Hadi kız! Yürü! Allah amca Semiha teyzeyle nemleniyor. Ay görüyor musun be? İki devi varmış. Bak bak bak. Ay yine güzel. Abi ne yapacağız? Ben senin ana babamızla evlendikten sonra değişir demiştim. İnanmamıştın. Haklıymışsın. Ben çok korkuyorum. Çocuklar ne yapıyorsunuz? Yataklarımızı topluyoruz. Nana Hanım emrettiler. Ama artık ona anne demeniz gerekmiyor mu çocuklar? Ah aşkım. Bu çocuklara bir türlü anlatamıyorum. Evladım ben toplarım, siz ne yapıyorsunuz? Hadi bakalım. Ben sizi giydireyim. Güzel güzel okulunuza gidin. Olur mu canlarım? Kahvaltınızı yaptınız mı? Aa. Yapmaz olur mu bu obur şeyler? Emre iki yumurta birden yedi. Yağmur desen. Üç bardak sütü ard arda götürdü. Senin kahvaltın da mutfakta hazır. Sen bir tanesin. Canlar, babanızın yanında öyle ezik ezik durup beni deli etmeyin. Kaç kere söyleyeceğim size bana anne diyeceksiniz diye ha? Mahsus mu yapıyorsunuz? Beni delirtmek için. Sizi küçük oyuncular. Ama ben size yapacağımı biliyorum. İkinizin oyunlarını didik didik edeceğim. Bakma kız yüzüme. Topla şuraları. Hadi. Kardeşim bırak. Çek be. Topla kız. Çabuk hizmetçilik yap. Bırak kendimi. Bırak kardeşimi. Lütfen. Kardeşimi bırak. Yapma Nana. Ne olur bırak yapma. Bırak kardeşimi. Yapma. Nana yapma. Hayır. Bırak bizi Nana. Hayır. Hayır bırak kardeşimi. Hayır. Oh be. Rüyaymış hepsi.
Of, Yağmur, öyle bir rüya gördüm ki korkudan altıma kaçıracaktım neredeyse. Sen mi ben mi? Rüyamda Nana ile babam evlenmişlerdi. Ve Nana tam bir canavara dönüşmüştü. Ne diyorsun? Gerçekten. Ben de aynı şeyi gördüm. Tıpkı gerçek gibiydi. Olamaz. Ne demek oluyor bu? Kalktınız mı tembel tenekeler? Hoppala, ne oldu bunlara şimdi? Rüyamız gerçek mi oluyor ne? Emre, rüyanın etkisinde biraz fazla kalmadık mı sence? Ne bileyim. Çocuklar, iyi misiniz? Ay, bu odanın hali ne böyle? Ya biliyorsunuz sihir güçlerim çok azaldı. Hayır, bana biraz yardımcı olun. Hadi bakalım, yataklarınızı toplayın sonra aşağı gelin. Hadi, hadi. Yataklarınızı toplayın dedi. Aynen. O halde ben de sürprizi açıklıyorum. Ne? Biz de düğünden sonra Barcelona'ya gidiyoruz. Barcelona mı? Ama düğünden hemen sonra hani İsviçre'ye gidecektik? İsviçre'ye gitmekten vazgeçtim Nana. Ama bunu daha Simge ve Volkan'a açıklamadım. Şimdilik aramızda kalsın. Neden böyle bir karar verdin? Simge, yani Nana ile mutluluğumuzu bozacak hiçbir şeye izin vermek istemiyorum. Simge ile Volkan gitsin. Biz karımla burada kalacağız. Ama yine de evleneceğiz değil mi? Seninki de laf mı? Tabii ki de evleneceğiz, aşkım benim. Ben biraz çocukların yanına gideyim artık ha. Beni utandırdın işte. Ne var? Aşkım değil misin? Davetiyeleri yarın bastırıyoruz. Seçtiniz değil mi? Demek Barcelona. Muhteşem bir yer. Görmeni çok istiyorum gerçekten. Çocuklar? Nasıl gidiyor bakalım dersler? Sıkıcı. Dede, İsviçre'deki okullarda da bu kadar çok ödev veriyorlar mı? Bilmem. Orada ikimizin ayrı odası olacak değil mi? Sanırım. Çocuklar, sizden bir haftalığına ayrılmak zorundayım. Kulnan'la bir geziye gidiyorum yarın akşam. Bir hafta sonra döneceksin ama değil mi? Tabii döneceğim. Deve, sen de bizimle İsviçre'ye gelsene. Biz seni çok özleriz. Makbuş ne olacak? O da gelsin. Oo, daha neler. Hem durun bakalım, gün doğmadan neler var ha? Dede, bizim okulda Gülcan diye bir kız var. Babası ikinci kez evlendi. Evlendiği kadın Gülcan'a çok kötü davranıyormuş, biliyor musun? Çok feci bir durum bu. Yarın annesinden izin alırsa bize gelecek. Dede, ona bir akıl vermemiz lazım. Sence ne yapmalı? Tabii ki durumu annesine babasına söylemeli. Ama o zaman babasının onu bir daha istemeyeceğinden korkuyor. Konuşmadan bu olay çözülmez. Ama hiç korkmasın. İnsanı annesi babası anlamayacak da kim anlayacak? Hadi ben yatmaya gidiyorum. Hadi bakayım. Siz de fazla geç kalmıyor. Dede. Efendim. Babamla evlenince Nana değişir mi sence? Umarım değişmez. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Duydun mu? Asla değişmez falan demedi. Demek o da emin değil. Emre, bu olayı büyütmüyor musun? Bir rüya gördük diye. Sadece rüya değil. Bize bir tuhaf davrandığını kabul et. Oysa Simge bize ne kadar iyi davranıyor. Ay, utanmasan babam Simge ile evlensin diyeceksin. Nana'yı çok seviyorum. Ama düzenimizin bozulmasını istemiyorum. Yani o bizim bakıcımız olarak süper. Ama üvey annemiz olarak nasıl olacak bilmiyorum.
Düşünme artık bunları. Benim karnım acıktı. Benim de. Kurabiyeden kalmış mıydı? Birkaç tane vardı. Bana yeter. Ya çok kötüsün. Hepsini ben yiyeceğim. Of. Balayın da onları evde bırakıp giderek hemen üvey anne moduna girmek istemem doğrusu. Çocuklar için de güzel bir plan yapmalıyız. İnternette görmüştüm. Çok güzel bir kamp var çocuklar için. Tarihlere uyuyor sanırım. Onları da oraya gönderelim mi? Biraz pahalı ama çok güzel bir yer. Ne oldu? Bilemiyorum ki. Sanırım. Olabilir. Bizden söz ediyorlar. Çocukların hoşuna gider mi sence? Ne demek? Bayılırlar. Bizden ayrı kalmak onları üzer mi acaba? Ah yok canım. Akıllarına bile gelmeyiz. İnan bana. Odalar iki kişilikmiş zaten. Beraber kalırlar. İyi. Madem sen öyle istiyorsun. Bizi yatılı okula gönderecekler. Duydun işte. Bu olamaz. Mami Simge'den de kötü çıktı. Hem harika bir yer. Sadece bir haftacık. Evde kalırlarsa sıkılırlar. Burada her gün bir aktivite var. At biniyorlar, denize giriyorlar. Küçük bir Disneyland bile var. Çok eğlenecekler. Onları çok seviyorsun. Hem de nasıl. Benim aklıma gidip Özge'yi dövmekten başka bir şey gelmiyor. Emre. Tamam canım, herhalde dövecek halim yok. Of, kayıp bir şey nasıl bulunur? Tabii ki arayarak. İnsanlara sorarak. Buldum. Yağmur, bebeğinin bir fotoğrafı var mı? Evet, çantamda kucağımda çekilmiş bir fotoğrafı var. Ne yapacaksın? Fotokopiyle çoğaltıp her yere asalım. Süper. Belki bebeği gören, bulan birileri olur. Harika bir fikir Gamze. Hemen getiriyorum. Koş. Gıcık nasıl da sırıtıyor. Sizce bunlar işe yarayacak mı? Deneyeceğiz. Nasıl aldı? Çok güzel. Bu ilanları hem okulun hem de evin çevresindeki her yere asmalıyız. Benim olur. Böylece bebeği çabucak buluruz. Hadi o zaman. Ne yani? Şimdi mi asacağız? Ama daha okul bitmedi. Bunları hemen asmamız gerek. Hadi Yağmur. Emre, baban okulu astığınızı duyunca çok kızacak. Bu çok önemli Gamze. Yağmur kaldırmak olmadan uyuyamıyor da. Buradan kaçmak dünyada en son yapacağım şey. Bu çok ama çok kötü. Ama o bebek benim için gerçekten çok özel. Emre'nin dediği gibi o bebek olmadan asla uyuyamıyorum. Hadi Yağmur. Durun bir dakika, ben de geliyorum. Ailemizle ve okulumuzla başımız kesin derde girecek. Sen de mi geliyorsun? Biz bir ikimiz, öyle değil mi? Hepimiz birimiz. Gibi. Hala o aptal Bezdeve'yi mi arıyorsunuz? Bulamayacaksınız, boşuna heveslenmeyin. Çekil şuradan. Bulamayacaksınız işte. Okuldan kaçtınız, öğretmenize söyleyeceğim. Versene bir tane daha. Şaka gibi. Bebeğinizin kaybolduğunu bari bir de polise haber verin. Haklısın, polise haber vermek lazım. Sorduğun çaldığın için selam satmaları gerek tabii. Ne yapıyorsunuz bakayım burada çocuklar? İlan asıyoruz da. Öğretmenim, önüne gelen böyle ilanlar asabiliyor mu okula? Tabii ki hayır Özge. Öğretmenim, bebeğim kayboldu. Bu ilan onun için. Lütfen izin verin, lütfen. Tamam. Hadi asın bakalım. Çok. Ne? Evladım. Efendim? Gülüne Hanım'ı görünce ona çok kırgın olduğumu söyler misin? Söylerim öğretmenim. Gel. Boş ver, hadi. Hadi, hazır müdür gitmişken biz de görünmeden dışarı çıkalım. Evet, hadi. Nereye? Sana ne? Neyse ki son derse yetiştik.
Öğretmenimiz kesinlikle ceza verecek. Revirdeydik falan deriz. Ne yapalım? Bir bebek için bu kadar uğraştığımıza inanamıyorum. Hey çocuklar, bakın bahçedeki ağacın altında ne buldum? Bebeğim! Senin mi? Çekil sen şunu, benim çekil. Ya bana o bebeğim. Yakın çabuk ya, bunu bana ver. Bebeğim ya, bırakmayacağım. Ya ver benim bebeğim. Biri bana o ya. Ya ver benim bebeğim. Ya ver benim bebeğim. Emre tut. Emre benim bebeğim. Hocam, bu karışıklık için özür dilerim. Yağmur bu bebekten bir türlü ayrılamıyor. Bugün de okula getirince bu karışıklık yaşandı sanırım. Bana güvenin. Bir daha bu bebeği görmeyeceğinize dair söz veriyorum. Of, olabilecek en kötü şey oldu. Simge bir bebeği ne yaptı acaba? Gece yarısına kadar ondan bebeği almanın bir yolunu bulmalıyız. Yani. E hadi o zaman. Ay, tövbe estağfurullah. Ay. Üstüme iyilik sağlık. Oh. Hani bunu çocuklardan biri yapsa olur da koskoca kız. Ne işin var maskeyle muskeyle? Suç onda değil ki. Biz ısrar ettik. Oyun oynadık işte makbuş. Şaka gibi. Hadi artık çıkar şu aptal şeyi. Yemek yiyoruz şurada. Görüntü köleliği yapıyorsun. Asıl en büyük kirlilik sensin gıcık. Emre, ayıp oluyor ama. Ay, nefesim daralıyor vallahi seni öyle gördükçe. Neden makbuş? Bence çok güzel. Ay, oh. Eyvahlar olsun şu zaten haline bak. Ben bunu nasıl tamir edeceğim şimdi? Yok yok, buna daha fazla dayanamayacağım. İçime fenalık geldi. Sen de çok sıkılmışsındır herhalde. Gel buraya. Ya, bırak baba. Baba hayır. Dur şimdi halledeceğim. Hayır. Yapma diye. Hayır baba. Babacık yapma. Yapma. Baba. Baba ya yapma. Baba bana gamze geliyor ya. Bir şey olacak. Yapma. Anladım canım, bir şey olmaz. Ben sana yenisini alırım dedim ya. Babacık babanın canı acıyacak ama. Evet. Baba lütfen yapma. Bir şey olmaz. Yapma. Çıkar evladım çıkar. Baba. Baba. Ya karışmayın bir ya. Aa, çıkaracağım. Ay ay çık. Yapma. Çık hadi. Ay ya. Çık. Ay ay ay. Oldu işte. Şey Hakan, bunu nasıl açıklayacağımı bilmiyorum. Aslında çok yaşlı ve kötü göründüğümü biliyorum ama. Yaşasın. Çok güzelim, çok gencim, çok güzelim. İnanamıyorum. Tam bir çocuk bu ya. Yani herkes bu eve çıldırmış ha. Teşekkürler Polina. Tam zamanında yetiştin. Nasıl? Becerebildin mi? Sana ne? Ha. Ah Şokera, ben seninle ne yapacağımı şaşırdım kaldım. Ama bu kez cezan çok büyük ona göre. Ne oldu Kulina? Nana eski haline döndü mü? Bir şeyler yaptım ama umarım işe yaramıştır. Bir bakayım. Ay, hadi Nana dön yüzünü. İşe yaramadı bence. Moruk Nana ne olacak? Terbiyesiz sussana. Ha. Hiç olmazsa Nana eski haline döndü. Ay, asıl bununla ne yapacağız şimdi? Çok güzel. Bırak da dünyaya gidip gördüğü her şeyi bir çırpıda anlatıversin. Yapma ya. Canım yanıyor ya. Beter ol, beter. Ay, ne
kapanıp bu sevgiden nasıl kurtulmalıyım? Hah, buldum galiba. Ne buldun? Sana ne? Ay. Sen mavi ormandaki büyük dişi timsahları düşün. Timsah var mıydı orada ya? Of, hatırlamıyorum. Var mıydı, yok muydu? Var mıydı, yok muydu? Yok, yok. Yoktu galiba. Çok tırsıyorum. Evladım, bu kadın nerede kaldı? Başına bir şey gelmiş olmasın. Hadi, git evine bak bari. Haklısın Mahpuş, birazdan bakalım. Ay. Hadi evladım hadi. İçimiz rahat etsin. Tamam bak kuş gittim. Hadi git. Çabuk içeri gir, gene yaşlanmışsın. Ne? İçeri dedim, içeri hadi. Ay ne huysuz oldun sen aman yarabbi. Hani düzelmiştim. Neden yine yaşlandım? Ne bileyim evladım. Sizin bu işlerinize aklım ermiyor ki benim. Hakan neredeyse gelir. Senin çocukların odasına gitmen lazım. Ne? Ocağıma girmem gerek. Yukarı diyorum. Çocukların odasına gitmen gerek. Ne? Hadi. Dur ayol. Aniden çekme. Benim başım dönüyor. Yaşlıyım. Ya gördün mü nasılmış? Özge oradayken nasıl geçeceğiz? Özge de kim? Aa, buna mısın sen ayol? Ne? Özge Simge'nin kızı. Mahpuş, ben tatlı istiyorum. Eyvah, ne yapacağız? Bu da ne be? Bir şeyler alacaktı da. Şaka gibi. Nala çekilir misin? Oradan tatlı alacağım. Sen git kızım, ben getiririm. Hayır, kendim almak istiyorum. Ne çeviriyorsunuz siz bugün? Hadi Nana. Cildine yoğurt iyi geliyormuş da. Hadi kızım çık yukarı da yüzünü yıka hadi. Şaka gibi. Annem haklı vallahi. Bu kız gerçekten de deli. Ne oldu? Sormayın kızım gene yaşlandı. Hadi hemen yukarı çıkaralım. Hadi hemen hemen. Hadi. Yavrum yavaş. Hadi Nana gel. Yavrum. Kalınacağız. Bak. Hadi. Of, bu annem de nerede kaldı ya? Hani düzelmiştin? Neden yaşlandı yine? Aman ne bileyim kızım. Hemşire ben sizi pek yordum. Kalkayım artık. Otur otur. Ay bunda aklı bir gidip bir geliyor. Ne? Kim nereye geliyor? Hakan mı geliyor? Aa,